Merve Hanım merhabalar, nasılsınız? Bugün de sahne alacaksınız. Çok kısa sahne öncesi röportaj yapalım. Kalabalık var biraz. Şöyle alabilir miyiz size? Şöyle. Bu gece Dark Unique'teyim ben. Atiye Sokak'ta Dark Unique mekanımız. Güzel bir şov olacak diye düşünüyorum. Hem de ilk sahne deneyimim. Hazal sağ olsun. Beni aklıma sokan aslında Hazal'dır bu arada. Ona da teşekkür ediyorum burada. Ekibe de çok teşekkür ediyorum. Kemal Bey ve Cem Bey'e de beni düşünmüşler hep birlikte. Çok mutlu ettiler bugün beni. Sizler bekliyor bugün sevenlerinizi. Valla bir şey olacak, dans şovlarımız olacak karşılıklı hatta böyle. Öyle bir şey düşünüyoruz böyle. Danslarımız olacak, eğlence olacak. Gelenler eminim güzel ayrılacaklar diye düşünüyorum nacizane. Dans şovları demişken hani seyirciyle interaktif bir şov mu olacak, hani Gülşen gibi mi? Ya interaktif tabii ya, ben şeyi çok seviyorum biliyorsunuz, böyle biraz espriyle takılmaya normalde de sizlere de yapıyorum. Orada yine böyle güzel güzel takılmalarım olur diye düşünüyorum. Bir seyircinin kucağına oturur musunuz sahnede, öyle bir şekilde görebilecek misiniz? Ya o Gülşen'in tarzı ama o arkadaşının kucağına oturmuştu evet. Bu arada. Arkadaşlarınız orada olabilir. Arkadaşlarımın kucağına oturuyorum tabii ki. Niye oturmayayım ki? Tabii ki de yani olabilir. Sonuçta arkadaşsınız. Yani seyirci kucağı değil bu. Arkadaş kucağı oturulur tabii ki. Ama seyirciyle tabii ki belirli bir mesafe korunur. Nasıl bir sahne kostümü tercih edeceksiniz peki? Çok şık bir yeşil kıyafetim var. O olacak. Süper. Sesinizi çok fazla güvendiğinizi söylediniz. Geçtiğimiz yerde de işte Yıldız Silbe'de de hatta böyle bir ses yok demiştiniz. Orada bir oynama var diye açıklamanız olmuştu. Bu sefer sahnede... Bu konudan etkilemeyeceğim bu sefer. Evet. Sahnede bu sefer hiçbir şekilde sesinizle oynama olmadan saf bir şekilde biz Merve Bolor dinleyeceğiz. Doğru mu? Yok. Şöyle benim bu ilk programımızda. Sonraki programlarda bilmiyorum olur mu onu da bilmem. İnanın şu an sadece ilk program olarak konuştuk. Yani konuşuyoruz gerçi ama hani olursa da bir hazırlanma sürecim olur zaten, anladın, ekipman vesaire. Daha böyle şeyli. Final sonra Harbiye de bitmesin. Benim öyle şeylerim yok ya, hani illa şurası olsun böyle olsun bilmem ne olsun değil. Kalbinin sesini dinleyen, kafasını eseni çoğunlukla yapan özgür ruhlu bir kadının. Bilemem. Biz de bekliyoruz sabırla, zaten geleceğiz biz de sahnede tamam. Sizi izleyeceğiz. Tamam, lütfen beklerim. Teşekkür ederim. Thank you.